Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarına yönelik konuşmasını izledik. İl başkanları toplantısı var başkentte AK Parti'nin. Devam edelim konu Ege'deki gerilim. Yunanistan'ın Ege'deki iki adaya Amerikan menşeili silah sevkiyatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan dengimiz değil demişti. O arada Türkiye Yunanistan'a nota verdi. Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araç konuşlandırılması üzerine Yunanistan büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Protesto notası verildi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi, gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi. Atina yönetiminin skandal adımını Türk insansız hava araçları görüntülemişti. Amerikan yapımı zırhlı araçlar, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midilli ve Sisam adalarına sevk edilmişti. Dün kabine toplantısı vardı. Bu kabine toplantısından sonra toplantıya katılan bakanlar birer birer diyelim 3 bakandan açıklama var. E, gazetecilere açıklama yaptılar, sorularını yanıtladılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işlerinden biriydi. Bilgin İki kritik konuda önemli mesajlar verdi. 516 bin kişinin kadroya geçişi için çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olaraksa çalışmanın tamamlandığını Aralık ayına işaret ederek açıkladı. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. Emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli ve taşeron işçilerin kadroya geçişi, asgari ücret. Yeni yasama yılında siyaseti oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Gözler Çalışma Bakanlığında. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin son durumu anlattı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyledi. Aralık ayında detayları açıklayacağız dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu meclise intikal ettiririz. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Asgari ücret görüşmeleri için daha önce Aralık ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kadroya geçiş tasarısının hazır olduğunu da açıkladı. Ancak düzenlemenin hayata geçirileceği zaman için tarih vermedi. Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız.